35 yıllık gazeteciyim. Türkçenin dışında Fransızca ve İngilizceyi anlayabiliyorum, konuşabiliyorum, yazabiliyorum. Ama kendi ana dilim olan Lazca'yı bilmiyorum. Birkaç kelimeden ibaret bir Lazca bilgim var. Bu da benim hayattaki en büyük ukdelerimden birisi. Bu nedenle 35 yıllık gazetecilik hayatımdan kesitleri aktarmayı hedeflediğim bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinen'in 48. bölümünde bir El-Kaide öyküsü anlatmak istiyorum. Afganistan'dan başlayan, İran'dan devam eden, Türkiye'den bir ara noktalanan, sonra tekrar Afganistan'da devam edip ardından Guantanamo adasındaki Amerikan hapishanesinde sonlanan bir öykü. Bu Abdülhadi El-Iraki adında örgüt içerisinde, El-Kaide içerisinde bu adı kullanan Musullu, Irak Musullu bir Kürt. Bunun gerçek adı, bambaşka bir adı var, onu da size söyleyeyim. Gerçek adı Neşvan Abdülrezak Abdülbagi. 1961 doğumlu, yıllardır Guantanamo'daki en önemli mahkumlardan birisi kendisi. Şimdi bunun öyküsü benim gazetecilik hayatımın ilginç olaylarından birisidir. Şunun farkındayım, El-Kaide artık eskisi kadar önemli değil. Yerini IŞİD aldı ve IŞİD de hatta çok fazla artık konuşulmaz oldu bir süredir. Fakat Afganistan meselesi tekrar gündemimize giriyor. Bunun nedeni nedir? Amerikan kuvvetleri çekiliyor. Türkiye orada başta Kabil Havaalanı olmak üzere önemli yerleri korumayı üstlendi. Ve Taliban iyice ülkenin yönetimini ele geçirmeye başladı. Akın akın insanların kaçtığı söyleniyor ve hatta bunların önemli bir kısmının İran üzerinden Türkiye'ye gelmeye çalıştığı söyleniyor. Yani Afganistan meselesini bir şekilde tekrar konuşuyor olacağız. Fakat benim için burada önemli olan husus şu, gazetecilik hayatımda İslami hareketler üzerine çok çalıştım. Ilımlısından radikaline karşı, El-Kaide ve IŞİD üzerine de çok çalıştım. Bu olay benim gazetecilik olarak da Abdülhadi El-Iraki olayı da gazetecilik hayatımın ilginç olaylarından birisidir. Birazdan onu anlatacağım zaten. Sizlerin çok ilgisini çekmese de, bazılarınızın en azından ilgisini çekmese de benim gazetecilik hayatım, madem Gomaşinen'de bunu ele alıyoruz, bunu anlatmamam söz konusu olamazdı. Şimdi aslında olay 2006'da yaşanan bir olay var. Abdülhadi El-Iraki Türkiye üzerinden Irak'a geçmek üzereyken yakalanıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim ediliyor. Bunu biz ne zaman öğrendik? Dünya kamuoyu aslında. Mayıs 2007'de öğrendi. Bunun da nedeni Afganistan'da bir El-Kaide sözcüsü El Cezire'ye verdiği bir röportajda dedi ki, önemli bir arkadaşımız Abdülhadi El-Iraki Türkiye'den yakalandı, Türkiye'de yakalandı ve Amerikalılara teslim edildi diye bir açıklama yaptı. İlginçtir, bu açıklama tabii ki uluslararası ajanslara da düştü. El Cezire yayınladı ve Türk medyasında da bayağı geniş yer buldu. Hatta o tarihte benim çalıştığım Vatan Gazetesi bunu manşetten vermişti. Yanlış hatırlamıyorsam bir pazartesi günü çıkmıştı bu manşet. Genellikle gazetelerde pazar günleri fazla haber olmaz, tatil olduğu için. Pazartesi günleri bir takım haberler çok büyüyebilir. Bu da öyle oldu diye tahmin ediyorum. Normalde Vatan Gazetesi bunu o kadar manşete çıkartır mıydı emin değilim. Her neyse, bu açıklama çıktı. El-Kaide Türkiye'yi suçladı. Ardından MİT adına yapılan bir açıklamayla böyle bir kişinin Türkiye'ye girmediği, Türkiye'de böyle bir kişinin
yakalanmadığı ve dolayısıyla Amerikalı yetkililere teslim etmediği açıklaması yapıldı. Bu da çıktı medyada ve bu olay unutuldu. Bu arada dönemin Amerikan Başkanı Bush da, oğul Bush, bir açıklamada medyaya dünya çapında bir El-Kaide liderini yakaladıklarını, üçüncü bir ülkede yakalanan birisinin kendilerine teslim edildiğini söyledi. Ve burada da referans Abdülhadi El-Iraki'ydi. Şimdi bu olayın öyküsü. Ben bu olayın detaylı bir öyküsünü, bütün bu El-Kaide'nin açıklaması, ondan sonra yalanlamanın ardından bir iki yıl sonra bir haber kaynağımla, başka bir şey için görüştüğüm bir haber kaynağımdan bunun bilgilerini aldım. Bayağı bir uzun, detaylı bir olayı anlatan, madde madde olayı anlatan bilgiler ve büyük bir heyecanla gazeteye gittim, Vatan Gazetesi'ne ve dedim ki çok güzel bir haber var. İşte bu hani bir ara bir adam yakalanmıştı da şöyleydi böyleydi. Bunun bütün öyküsü bende var, bunu yapalım dedim ve o sırada Tayfun Devecioğlu, genel yayın yönetmeni ki kendisi çok yakında arkadaşımdır, bana yok dedi, yapmayız, yapamayız, istemem falan dedi. Ne oldu dedim ve bana şunu anlattı. O daha önce El Cezire'de çıkan haber manşetten verildikten sonra gazeteye çok önemli yerlerden telefonlar gelmiş. Aman bu olayı şey yapın, üstünü örtün, peşine gitmeyin, bu olay hassas bir olay denmiş ve dolayısıyla bir daha başına dert almak istemediği için Tayfun benden bunun yapmamamı istedi ve o doküman ya da şey olayı anlatan bilgiler benim elimde kaldı, çekmecemde kaldı, yıllarca kaldı. Hep arada sırada bakıp duruyordum, gerçekten ne yapacağımı bilemiyordum çünkü gerçekten güzel bir haber, bir polisiye öykü. Şimdi öyküyü anlatalım. Şöyle oluyor, 7 Haziran 2006'da Irak'taki El-Kaide lideri Ebu Musab el-Zerkavi Amerikalılar tarafından öldürülüyor. Bu Filistin asıllı, Ürdünlü birisiydi, çok efsanevi birisiydi, değişik birisiydi. İlk defa El-Kaide adına Şiilere saldırıyı başlatan kişiydi. Usame Bin Laden Zerkavi'den çok hoşlanmıyordu ama onu kendisini temsil etmesine de izin vermişti. Fakat iddiaya göre onu denetlemek için bir takım insanlar da yollamıştı. Bunlardan birisi de Abdülhadi El-Iraki denen kişi. Bu kişi Musul'un kuzeyinde doğmuş bir Kürt ve Saddam yönetiminde, ordusunda üst düzey, yüzbaşılığa kadar görev yapmış orduda. Daha sonra ayrılıyor ve El-Kaide'ye katılıyor ve El-Kaide'de de hızla yükseliyor. Yabancı medyada bayağı bir taradım onunla ilgili. Bu kişinin Usame Bin Laden tarafından yollandığı Irak'a şeyle görüşsün diye Zerkavi'yle. Zerkavi'nin hatta ona Afganistan'da canı sıkılırsa gel burada beraber yapalım bu işleri dediğini falan, bunların hepsini medyada bulmuştum, yabancı medyada. Daha sonra bu öldürülünce Zerkavi, o arada Irak'ta El-Kaide çok güçlüydü. Amerikan hedeflerine, Irak yönetimine, Şiilere yönelik saldırılarla çok güçlüydü. Oraya takviye olarak El-Hadi'yi yolluyor. Abdülhadi El-Iraki'yi yolluyor. Abdülhadi El-Iraki de oraya eşi ve 4 çocuğuyla beraber yola çıkıyor. Hepsinde İran pasaportları var. İran'dan Türkiye'ye bir şekilde giriyorlar. Yüksekova'da kendilerini daha önce Pakistan'da El-Kaide ile ilişkisi nedeniyle gözaltına alınıp Türkiye'ye yollanmış olan bir Türkiye ile El-Kaide sempatizanı ya da militanı diyebileceğimiz bir kişi onu alıyor. Adını söyleyeyim. Mehmet Reşit Işık ve Mehmet Yılmaz. İki kişi var. Bunlar El-Kaide'nin Gaziantep kolu olarak biliniyorlar. Bunlar gidiyorlar. Bir tanesi İran'a geçiyor. Diğeri Yüksekova'da karşılıyor.
otobüsle Antep'e doğru yola çıkıyorlar. Ama bunların telefonları, cep telefonları teknik takipte olduğu için başından itibaren nereye gittikleri saptanıyor. Belli ki istihbarat da gelmiş. Abdülhadi el-Iraki'nin Türkiye'ye gireceği istihbaratı da. Ve bu kişiler takip ediliyor. Olayı garantiye almak için Bitlis'te polis uygulama yapıyor ve otobüste insanların kimliklerine bakıyor ama gözaltı yapmıyorlar. Yola devam etmesine izin veriyorlar. Ondan sonra da el-Iraki eşi ve 4 çocuğu Antep'te yine El-Kaide'ye sempatizan olduğu anlaşılan bir evde tutuluyorlar. Orada kalıyorlar ve o tarihlerde Suriye'de hiç savaş yok. Suriye hiçbir şekilde karışık değil. Irak'a geçişler de Antep'ten Suriye'ye, Suriye'den Irak'a şeklinde oluyor. El-Kaide'nin o tarihteki güzergahı buydu. El-Iraki ve ailesi bu kişiler tarafından Türkiye'deki Mehmet Yılmaz ve Mehmet Reşit Işık tarafından tam götürülecekken bunları Ekim ayında yakalıyor güvenlik güçleri. Yakalıyorlar, alıyorlar, götürüyorlar ve üzerlerinden İran pasaportları çıkıyor. Muhammed Rıza Rençper Rıza'yı eşinin pasaportu Şehnaz Fotoşeyna Abad. Çocukların adı Muhammed, Fatima, Ali ve Leyla. Çocukların birisi 4, birisi 6, birisi 7, birisi 9. Bu 2006 yılında. 16 Ekim 2006'da bu kişiler yakalanıyorlar ve üzerlerinde İran pasaportuyla sorguları başlıyor. Bu arada avukatları Osman Karahan, Osman Karahan da çok ilginç birisiydi. Eldivenle hep olurdu ve El-Kaide davalarını üstlenirdi. Daha sonra kendisi Suriye'de bir çatışmada öldü. Belli ki Suriye'ye IŞİD saflarında ya da El-Kaide saflarında savaşmaya gitmiş. Orada da hayatını kaybetti. Ona birazdan tekrar geleceğiz. Osman Karahan bunlar adına başvuru yapıyor. Mültecilik başvurusu yapıyor. Böyle yapılınca da Yozgat'taki mülteci kampına sevk ediliyorlar. Şimdi normal şartlarda bu kişiler üzerlerinde İran pasaportu çıkmış ama kendilerinin Afgan olduğunu söylüyorlar. Pasaportların sahte olduğunu, kendilerinin aslında Afgan olduklarını söylüyorlar. Afganistanlı ve isimlerini, Afganistan isimleri söylüyorlar ve ekonomik nedenlerle mülteci olduklarını söylüyorlar. Türkiye'de kalmak ya da Türkiye'den başka bir yere geçmelerine izin verilmelerini talep ediyorlar. Şimdi ama başından itibaren herkes biliyor ki bunlar ne İranlı ne Afganistanlı. Bu kişi Iraklı, El-Kaideci ama bu iş geçmiyor. Çünkü ilginç, bu kişinin ve ailesinin Türkiye'de yaptığı tek suç, işlediği tek suç sahte pasaport. Bunun da cezası belli. Verilebilecekleri yer Irak. Irak'la Türkiye'nin suçluları iade anlaşması yok. Dolayısıyla şöyle bir yöntem izliyor Türkiye. Tamam diyor, siz Afganistanlısınız. Biz sizi Afganistan'a geri yolluyoruz. Çünkü Afganistan'a yollayabiliyorlar. Ve bir uçağa bindiriliyorlar. Afganistan'a, Türk Hava Yolları uçağıyla Afganistan'a gidiyorlar. Afganistan'da muhtemelen öyledir. Uçakta da CIA görevlileri var. İner inmez Kabil Havaalanı'nda bunlar alınıyor ve Amerikalıların ünlü Bagram askeri üssüne götürülüyor, hava üssüne. Bagram geçtiğimiz günlerde boşaltıldı. Afganistan'daki Amerikan operasyonlarının en önemli yeriydi. Bunun ardından Abdülhadi el-Iraki'nin gizli CIA hapishanelerinde, ki bir dönem çok meşhurdu bunlar, sorgulandığı ve artık bir yerden sonra, artık sorgusu bittikten sonra da Guantanamo'ya götürüldüğü kabul ediliyor ve yıllar sonra ilk kez hakim karşısına 18 Haziran 2014 günü çıktı bu kişi. Yıllarca, yani yakalanış tarihi 2006, hakim karşısına çıkışı 2014. Şimdi ben bunu
bu haber elimde eskiyor vesaire falan derken sonunda adamın ilk kez hakim karşısına çıkışını da saptadım ve o arada 2014 yılında Kasım ayı IŞİD büyük bir patlama yapmış. Irak'ta devlet ilanı var, IŞİD ilanı var vesaire ve ben bunu Habertürk'te çalışmaya başlamıştım. Habertürk'teki arkadaşlara dedim ki ya size çok güzel bir öyküm var. IŞİD'in kuruluş öyküsü. Nasıl IŞİD'in kuruluş öyküsü? Şimdi IŞİD'in kuruluşunun temelinde Irak El-Kaide'si var. Önce El-Iraki eğer gidebilmiş olsaydı Irak'a bambaşka bir El-Kaide yaşanacaktı belki Irak'ta. O gidemediği için orada önce Ömer El-Bağdadi diye bir kişi IŞİD'in başına geçiyor. Onun ardından da Ebu Bekir El-Bağdadi geçiyor ve Ebu Bekir El-Bağdadi de El-Kaide'den kopup yani Irak El-Kaide'sini İslam Devleti diye bir başka örgüte dönüştürüyor ve Suriye ayağında kurarak bir İslam Devleti ilanı yaptı. Musul ve Rakka'yı merkez alarak. Bu öykü aslında ben böyle bir şekilde pazarladım ve insanların da hoşuna gitti. Aradan da zaman geçmişti ve ben bu bilgileri o tarihte kullanabildim. Bayağı güzel grafikler, haritalar falan yapıldı. Bu kişinin mahkemede Guantanamo'da yargılanırken fotoğraf çekmek yasak ama ressamlar var biliyorsunuz, gazeteci ressamlar. Onun böyle beyaz cübbeli, sarıklı ve sakallı yargıç karşısındaki çizimini falan da bulduk. Şu oldu, bu oldu. Bu haberi yaptık. Birkaç gün hatta yazı dizisi gibi oldu. Ve ben nihayet dedim ki işte bu elimde patlamadı. Kullanabildim. Yıllar sonra yani yaklaşık 6-7 yıl sonra ben bunu kullandım. Ve bu olay burada bitmedi. İlginçtir. Şöyle bir şey oldu. Bir kere El-Kaide üzerinde dünyada çalışan çok yer var. Gazeteciler de var. Bir takım araştırma kuruluşları falan da var. Bu benim haber hızlı bir şekilde fark ettim ki İngilizceye çevrildi. Çünkü El-Iraki hep biliniyordu. Bir şekilde adı geçiyordu. Önemli birisi ama hakkında çok fazla da bilgi yoktu. İlk defa bu kadar detaylı bir haber gördüler. Çok somut bilgilere dayanan haber gördüler. Ve bunu birçok yerde yayınlandı. Bunu fark ettim. Daha sonra, şimdi daha ilginci, bir gün bana bir elektronik posta geldi ve dediler ki biz Abdülhadi El-Iraki'nin avukatlarıyız. Şöyle ki Guantanamo'da yargılanan herkese savunma için Amerikan ordusu avukat atıyor. Bunlar genellikle bir heyet oluyor, bir ekip oluyor ve bunlar da subay oluyor. Dediler ki biz yani mailde dediler ki biz sizin yazınız çok önemli. Türkiye'ye geliyoruz zaten. Sizle de konuşmak istiyoruz falan. Benim de ilgimi çekti. Ayıp. Gelin buyurun falan dedim. Ama sonra böyle bir acayip bir şey oldu. Bir garip insanlar. Yani şöyle garip. Avukatlar doğru ama anladığım kadarıyla adamı savunmak çok umurlarında değildi. Böyle çok ıvır zıvır şeyler sordular ve ben de zaten çok uzatmadım, işim var falan deyip yolladım. Bir garipti. Yani sanki gerçekten savunmaları için materyal toplamaktan ziyade transatlantik bir yolculuk yapmaya gelmiş gibiydiler. Gittiler. Ondan sonra yaklaşık 1,5 yıl sonra bir başka kişiden mail geldi, e-posta geldi. O da dedi ki yine aynı şekilde ben işte Abdülhadi El-Iraki'nin şeyindeyim, heyetindeyim, savunma heyetinde. Sizinle görüşmek istiyorum. Ben de dedim ki daha önce arkadaşlarınız geldi. Çok alakasızdılar. Hiçbir şey anlamadım. Kimseyle görüşmek istemiyorum deyip reddettim. O da onun üzerine hatta şey dedi. Evet zaten biz de onların imal karlılıklarını telafi etmeye çalışıyoruz. Bu savunmada çok büyük eksiklikler var vesaire falan. Dedim kusura bakmayın bensiz yapın. Zaten haberde her şey var dedim. Ekstradan söyleyecek bir şey yok. Evet haberde her şey vardı. Nasıl kullandılar, ne yaptılar bilmiyorum ama hala içeride olduğunu
biliyorum hala yargılanıyor. Çıkar mı çıkmaz mı? Şu anda 60 yaşında bir adam olarak Guantanamo'daki Amerika'nın elindeki en değerli El-Kaide militanlarından, yöneticilerinden birisi olarak duruyor. Evet, burada tabii şöyle bir husus var. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile o sıralarda 2006-2007 vesaire ABD'nin gündeminde El-Kaide vardı, Türkiye'nin gündeminde PKK vardı. ABD tüm müttefiklerini, hatta müttefik olmayan herkesi El-Kaide'ye karşı mücadelesinde kendisine destek olmaya çağırıyordu. Türkiye de ABD'yi PKK ile mücadelesine destek olmaya çağırıyordu ve şikayet ediyordu genellikle Ankara. Diyorduk ki biz yeterince istihbarat, anlık istihbarat özellikle paylaşımı yapmıyor Amerikalılar bizde. Halbuki biz kendilerinin terörle mücadelelerine çok katkıda bulunduk diyorlardı ama detay vermiyorlardı. İşte onlardan bir tanesi buydu. Türkiye'nin, Ankara'nın biz fedakarlık yaptık, sizde yardım ettik ama siz bize bunun karşılığını yeterince vermediniz derken başka olaylar da olduğunu tahmin ediyorum. Bazılarını da duydum ama esas olarak en çarpıcı olaylardan birisi bir istihbarat paylaşımı. İstihbarat paylaşımının ötesinde bir operasyon yapılıyor ve bir önemli bir El-Kaide unsuru Irak'a geçmesine izin verilmeden yakalanıyor, gidiyor. Şimdi burada bir başka ilginç bir husus var. Onunla da bitireyim. Şimdi burada bir kişi var. Abdülhadi Al-Iraki. Bu kişi Afganistan'dan yola çıkıyor. Irak'a gidemeden yakalanıyor ve Guantanamo'da hala yaşıyor. Kaç yıl olmuş? 15 yıl olmuş. İlginç bir şekilde bunun Türkiye'deki güzergahında kendisine yardım eden hiç kimse artık yaşamıyor. Ya da bildiğimiz hiç kimse yaşamıyor. Şöyle bakalım. Demin söyledim. Osman Karahan 2012 Ağustos'unda Halep'te El-Kaide saflarında savaşırken ölüyor. Avukat. Yani yaşı başı da vardı. Gidiyor Halep'te ölüyor. El-Kaide saflarında. Onun dışında ilk bahsettiğim o kişinin, El-Iraki'nin İran'dan gelip Antep'e kadar gelmesinde ona yardım eden Mehmet Yılmaz ve Mehmet Reşit Işık. Bunlar da iki önemli kişi. Bunlar da 23 Haziran 2007'de, yani bu olay olduktan 8-10 ay sonra Irak'ta Kerkük'ün güneyindeki Havija kenti yakınlarında Amerikan askerleri tarafından öldürüldü. Çok ilginç. Yani yaklaşık bir yıl sonra bunlar öldürüldü. Bunlardan birisinin adı mesela Amerika'nın askeri sözcüsü o tarihte bu operasyonun ardından çok önemli iki uluslararası terörist diye bahsetti bu kişilerden. Hadi El-Türki bir tanesinin adı. Mehmet Yılmaz'ın adı oymuş. Şeyde yardımcısıymış. Mehmet Reşit Işık da yardımcısıymış. Bunlar tabii Türkiye'de sadece adam kaçırma falan gibi suçlardan kısa bir süre tutuklu kalıp serbest bırakılıyorlar ve Irak'a gidiyorlar. Sanki Abdülhadi El-Iraki'nin yakalanmasında sorumlulukları var da bunun diyetini ödemek için gitmişler gibi Irak'a gidiyorlar ve daha bir yıl dolmadan onlar da hayatını kaybediyor. Bir diğer olay da, o da çok acayip, 24 Ocak 2008'de, yani bu olayların yaşanmasından yaklaşık 1,5 yıl sonra, yani Abdülhadi El-Iraki'nin yakalanmasından 1,5 yıl sonra Gaziantep'teki evde bunu saklayan, El-Iraki'yi saklayan Mehmet Polat'la oğlu Mehmet Zeki Polat çatışmaya giriyorlar polisle, Türkiye'de güvenlik güçleriyle aynı evde. Onlar da hayatlarını kaybediyor. Polis tarafından öldürülüyorlar. Yani bir avukat, iki bunları alıp Antep'e getiren kişi, iki de onları evinde saklayan kişi,
5 kişi de kısa bir süre içerisinde en geci 2012 Ağustos'undaki Osman Karahan hepsi ölüyor. Bütün bunlara neden olan kişi ise 15 yıldır Amerikalıların elinde Guantanamo'da tutuklu bir şekilde yargılanıyor. Evet, böyle ilginç bir haber ve bu haberi elimde patlayacak, kullanamayacağım derken yıllar sonra kullanabilmiş olmanın, geniş bir şekilde kullanabilmiş olmanın keyfini yaşamış bir gazeteci olarak size yıllar sonra, yani haberin çıkmasından 7 yıl sonra bunları anlatıyorum. İlginizi çekti mi çekmedi mi bilmiyorum ama bu benim için İslamcılık, radikal İslamcılık, El-Kaide, IŞİD, bu tür konular benim gazetecilik hayatımda çok önemli bir yer tutuyor. Onun için bunları anlatmak istiyorum ve anlatırken de açıkçası keyif alıyorum. Umarım siz de bir ölçüde de olsa keyif almışsınızdır. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.